maalesef bir Türkiye sorunundan da bahsetmek istiyorum. Türkiye'de insanlar adalet kavramının ne olduğunu bile bilmiyorlar. Şimdi direkt bilmeyenler için sözcük anlamını anlatacağım. Çünkü zaman zaman bu podcastlerin altında da görüyorum bunları. Adalet en geniş bağlamda hem adil olanın sağlanmasını hem de felsefi açıdan neyin adil olduğunun tartışılmasını içerir. Adalet kavramı etik, akılcılık, hukuk, din, eşitlik ve hakkaniyeti de içeren birçok alana farklı görüşlere ve perspektiflere dayanmaktadır. Bunun dışında bir diğer sözlük anlamı da hak ve hukuka uygunluk, hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme. Noktalı virgül doğruluk. Yine bir başka aşamada yasaların herkes için eşit bir şekilde kullanılmasının sağlanması doğruluk, hukuka uygunluk ve insanların hakkını gözetme olarak ifade edilir. Üstüne basa basa birkaç anlamı vermemin sebebi şu. Bunu gerçekten biz bilmiyoruz. Türkiye'deki insanlar adaleti kendilerine bir imtiyaz olarak düşünüyor. Türkiye'deki insanlar adalet Adaleti bir ayrıcalık olarak düşünüyor. Bana ayrıcalık var mı? Var. O zaman adalet var. Belki de Türkiye'deki insanların matematiğinin ortalamada çok geride kalmasından sebep de olabilir bu. Çünkü adalet dediğimiz olayı biraz da yorumlarken işin içine matematik katmak gerekiyor. Artı eksisi çok yapılan bir şeydir bu. Birçok konuda bunu görüyoruz. Basit bir şeymiş gibi gözükse de özellikle siyaset gibi konularda her şeyi kapsayan olaylardan biri de adalettir. Son dönemdeki olaylara bakıyorum. Mesela emeklilikte yaşa takılanları konuşuyorum. Neden böyle bir durumun diğer insanlar için adil olmadığını anlatıyoruz. Saçma sapan yorumlar geliyor. Gerçekten matematikten yoksun yorumlar geliyor. Ve bunu defalarca anlatsan da bazıları hiç anlamayabiliyor. Artısını eksisini yapıyorsun, matematiğini sunuyorsun onu da anlamıyor. Ya burada adaleti anlamıyor ya da adaleti anlayıp adaleti istemiyor. Ayrıcalık istiyor. Aynı şekilde öğrencilerin kredi faizlerinin neden silinmemesi gerektiğini de anlattık. Aynı yorumlar onlara da geldi. Kadın erkek ilişkileri üzerine bir şeyler diyoruz. Aynı yorumlar onlara da geliyor. Adalet kavramındaki o matematiği biz bir türlü oturtamıyoruz. Temel dört işlemden yoksun bir ülkeyiz maalesef. Eğitim sistemimiz bu konularda çok hatalı. Benzer sıkıntıları yaşayan ülkeler de var. Amerika mesela. Amerika'da da adalet kavramı çok dandik işler. İnsanlar adaleti bir türlü yorumlayamaz doğru dürüst bir şekilde. Çünkü matematikleri zayıf. Bana kalsa okullarda ben türevi integrali öğretmek yerine dört işlemi daha da derinleştire derinleştire öğretilmesini isterim. Matematikte belli bir seviyeye geçememiş insana da oy hakkı vermem. Çünkü bu insan toplumsal olayları temel düzeyde yorumlayabilecek biri değildir. Felsefe neredeyse temeli matematiğe dayanır. Mantık dediğimiz şey zaten matematiktir. Beynimizin içinde artı eksi hesabı bol bol yaparız o konuları düşünürken. Ekonomi dediğimiz kavram zaten matematiğe bağlı. E matematiği bilmeyen bir insan neden oy verse? Çünkü bu insanın vereceği oy potansiyeli, seçeceği kişilerin adil olup olmamasını yorumlayabilecek tartışmalar artabilecek seviyede değil. Olaylara bakışımızda, ortaya sunmamızda adil bir toplum istememizde hep bu engelle karşılaşıyoruz. Kalabalık matematik bilmiyor. Bu sayede de adaletin ne olduğunu bilmiyor. Kendilerine imtiyazlar istiyor. Hatta saçma bir şekilde imtiyazı aldıklarında adalet isteyen insanları da siz adil değilsiniz diyebiliyorlar. Son bir aydır çok tuhaf insanlarla böyle iletişime girmiştim. Sonra saldım. Bunlarla muhabbet edilmiyor çünkü. Bir konu üzerine tartışılmıyor. Temel basit matematik yoksun çünkü. Keşke şöyle bir yapay zeka olsa mesela o kişinin profilini tanıyabilmemi sağlasa. Çünkü ben burada insanlarla tartışmayı çok seviyorum. Her tartıştığım insanlar da böyledir demiyorum bu arada. Birini uzun uzun anlatıyorsun bazı şeyleri anlamıyor. Seni kanser ediyor. Ben bu insanla neden muhatap olmak isteyeyim ki? Tamamen zaman kaybı oluşturabiliyor. Bazıları çok güzel bak karşıt fikirdedir. Senin bazı noktalarını düzeltir. Veya seni komple de düzeltebilir. Çok da güzel işe yarar bu insanlar. Ben burada sonuçta her dediğim doğrudur gibi ilerlemem. Ya geliştiririm ya düzeltmelerini yaparım her zaman düşüncelerimi. Zaten burada konuşmamın da sebebi bu. Podcast kanalı benim için öyle deli bir gelir sağlayan bir yerde değil zaten. Bakın şunu çok içten söylüyorum. Temel matematik sorunlarınız varsa bunu mümkün mertebe aşmaya çalışın. Temel matematik ya 4 işlem. Belki bir tık daha fazlası. Çok da zor bir şey değil. Başka ülkeler kendi çocuklarına bunu rahatça öğretebiliyorsa biz de öğretebilmeliyiz. Yoksa bizi daha çok adalet adalet deyip de dümdüz ederler ya. Yani. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ballarım? Gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.